Bu mübarek fetih gecesinde elbette Müslümanlara benzemeliyiz. Fetih gecemizi Müslümanlar gibi geçirmeliyiz. Fetih suresini okuyup bu gecenin başka fetihler nasip etmesi için Allah'a dua etmeliyiz. Eğlence adı altında içkinin su gibi tüketildiği, kumar oynatıldığı, meydanlarda kızlı erkekli kepazeliklerin yapıldığı, binlerce liranın israf edildiği ortamlardan Müslüman kişinin uzak durması onun en önemli görevidir. Hele hele Suriye, Filistin, Arakan, Yemen ve benzeri Müslüman beldelerde Müslüman kardeşlerimizin durumu ortadayken daha çok hassasiyet göstermeliyiz. Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbe. Bu güzelliği, bu lütfu ilahiyi, bu gelişmeyi, bu fethi, bu İslam'ın güçlendiğini, güçlenme manzarasını, ilahi ikramı gördüğün zaman efendim Rabbini yücelt, hamd ederek, överek onu tesbih et ve tevbe et. Çünkü Allah tevbeleri çokça kabul edendir, sürekli kabul edendir. Sure-i Celilesi, Fesebbih bihamdi rabbike ve estağfirhu innehu kâne tevvâbe. Sure-i Celilesi gereğince, mucibince Efendimiz tesbihle, istiğfarla, tevbe ile Rabbini zikrederek Mekke'ye giriyor. Efendimizin bu güzel meziyetini takip eden, kendine örnek alan Selahaddin Eyyubi de Kudüs'e girdiği zaman bu şekilde insanlara hoşgörüyle, merhametle muamele etmişti. Yavuz Sultan Selim Mısır'ı fethettikten sonra İstanbul'da nümayişle, efendim çılgınca tezahüratlarla karşılanacağını bildiği için, kibirden korktuğu için gece yarısı girmiş. Fatih Sultan Mehmet Han Hazretleri İstanbul'a girdiği zaman kendisine sunulan çiçek, gül buketini, demetlerini hocası Akşemseddin'i işaret ediyor, ona verdiriyor. Hristiyan ve Yahudilere, tebaasına serbest olduklarını, hür olduklarını, kendilerine dokunulmayacağını söylüyor ve İslam'ın huzurunu, İslam'ın güvenliğini, İslam'ın medeniyetini bu şekilde gittikleri yerlere Müslümanlar götürüyorlar. Geçmişten geleceğe ışık, nur, rehber, önder, örnek olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e, ehli beytine, ashabına sayısız selat ve selamlar olsun. Mekke'nin fethindeki bu inanılmaz güzellikler, hoşgörü sergisi gibi tüm hayatı bizi hidayete ulaştıran güzellikler ve güller bahçesi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'e layık olmamız, hizmetkarı olmamızı temenni ediyorum Cenab-ı Allah'tan. Hocam da değindi, ben bir iki cümleyle değineyim. Efendim işte yıl sonu, yılbaşı etkinlikleri, kutlamaları malumunuz yapılıyor. Bizim Ramazan bayramımızı, Kurban bayramımızı, Cuma haftalık bayramımızdır. Gayrimüslimler kutluyorlar mı? Değer veriyorlar mı? Bizim bayramlarımız bize yetmiyor mu ki? Medine-i Münevvere'ye geldiği zaman Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, malum Medinelilerin eğlendikleri iki günleri vardı. Allah size bu iki günden daha güzel, daha değerli iki gün hediye etti. Ramazan ve Kurban bayramları buyurmuş. Bizim milli ve manevi değerlerimiz, kültürümüz, tarihimizden bize miras kalan güzellikler kutlama için yeterlidir zannediyorum. Yani kitap ve sünneti, Allah ve peygamberi iyi bilemeyen veya bildiğini zannedip de sahip olduğu değerlerin farkında olmayan insanların çılgınca Allah'a isyan yarışına girercesine depelenmeleri, dans etmeleri, içki içmeleri, kumar oynamaları, Allah korusun, men teşebbehe bi kavmin fehuve minhum, onlara benzersek
onlardan oluruz. Bu konuda da dikkatli olmalıyız. Çevremizi de uyarmalıyız. Geleceğimizin teminatı olan siz güzel kardeşlerimizi tekrar gönülden selamlıyorum. Hocalarıma da saygılar sunuyorum.